Cem abi hazır mısın? Hayır. Başlayalım artık. Hayır'ın olamaz dedim ya Norhan. Şu anda benimle konuşuyorsun. Ağzının nerede olduğunu biliyorum. Seni okumla ağzından vuracağım Orhan. Evet, bugün gerçekten bir kral anlatacağız. Mekanı cennet olsun. Cüneyt Arkın. Duvar örülüyor, ince bir çimento atılıyor, ışık gidiyor. Işık gidince de yönetmen diyor ki ya biz bu sahneyi yarın çekelim. Ama orada küçük bir şeye atlıyorlar. O çimentonun yarına kadar donacağını hesaplayamıyorlar. Neyse ertesi gün Cüneyt abi sete geliyor. 3, 2, 1, action! Tıkıdık 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 ve kafadan atla beraber duvara giriyor. Şuuru özümsemiş, vatanını, devletini, bayrağını seven bir aktör. Kariyeri boyunca 330'dan fazla sinema, dizi ve tiyatro oyununda oynamış. Bizim hakkımız sana helaldi Cüneyt abi. O setlerde harcadığın emek gibi sen de bize haklarını helal et. Bu yol düşmansız olmaz. Dönmeyesin. Ketebe'nin katkılarıyla hazırlanan Böyle Şeyler Filmlerde Olur başlıyor. ...1984 ya da 85 herhalde... ...Lüleburgaz'da Belediye Sineması diye bir sinema var. Ama şu anda içinde bulunduğumuz salonun dörtte biri kadar bir salon... ...ve her taraf tahtadan, ahşaptan yapılmış bir salon. Bir film izliyorsunuz, çıktığınızda her tarafınız kıpkırmızı oluyor. Tahta kurularından, tahta kuruları yiyor. O zaman böyle sigara içilen bir dönem... ...şimdi olduğu gibi o dönemlerde de yok. Her taraf duman içinde falan. Böyle filmleri izlemek zorunda kalıyorsunuz. İşte biz bu kralın filmlerini izledikten sonra... ...o genç yaştaki küçük çocuklar... ...onunla büyüdüğümüz için... Sinema salonunun önünde birbirimizi telef ediyorduk oraya. Bayağı Marangoz Mehmet abi Gündoğan Mahallesi'nde tahta kılıçlarımızı yaptırıp gerçekten birbirimizin içinden geçiyorduk. Bugün Türk sinemasının ciddi anlamda altını çizerek söylüyorum bir kralını anlatacağız. Kim bu kral? Az önceki repliklerden de duyduğunuz gibi cennet mekan, mekanı cennet olsun. Canım abim benim. Cüneyt Arkın. Şimdi programımıza başlamadan ve bu efsaneyi anlatmadan önce bize her zaman desteğini veren ve hiç esirgemeyen Ketebe Yayınları'na bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Cengiz Aytmatov'un yine efsane romanlarından bir tanesi Toprak Ana. Muhteşem bir hikaye. Zaten dediğim gibi Cengiz Aytmatov olunca ve Ketebe olunca hepsi muhteşem oluyor. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Aslında orijinal yani gerçek ismi Fahrettin Cüretli Batur. Fakat Cüneyt abi Eskişehir'de askerlik yaptığı sürede o dönemin efsane yönetmeni Halit Refik ile tanışıyorlar. Ve askerliği bittikten sonra da İstanbul'a dönüyor ve İstanbul'da Halit Refik ile tekrar bir araya geliyorlar. Ve Cüneyt abinin proporsiyonunu, yapısını ve kameranın onu çok seveceğine inanan Halit Refik ona bir film teklifinde buluyor. Gurbet Kuşları. Daha önce hiçbir tecrübesi olmamasına rağmen filmin yapımcısı Cüneyt abiyi kabul ediyor filme. Fakat diyor ki Fahrettin Cüretli Batur ismi bizim için sakıncalı olabilir. Ne sakıncası var ben bilmiyorum ama o yüzden ismini Cüneyt Arkın yapıyorlar. Rahmetli anlatıyor. Bir gün bir sinema filmi çekiyorlar. Sinema filminde bir sahne ve bir mizansen var. Cüneyt abim yine kahraman, yine o muhteşem atının üstünde, muhteşem duruşuyla beraber. Dört nala gelecek, oradaki var olan bir duvarı yıkacak, duvarın ötesine geçecek, kötü adamları bertaraf edecek. Hafif alaşımdan bir duvar örülüyor, aralarına ince bir çimento atılıyor. Fakat ışık gidiyor. Işık gidince de sinemada ışığı tutturamazsınız, filmi birbirine bağlayamazsınız. Bağlayamayacakları için yönetmen diyor ki ya biz bu sahneyi Cüneyt'ciğim, yarın çekelim. Tamam diyor hocam fark etmez yarın çekelim. Ama orada küçük minik bir şeye atlıyorlar. O da şu. Sanat ekibi arkadaşlar o çimentonun yarına kadar donacağını hesaplayamıyorlar. Küçük bir detay. Neyse ertesi gün Cüneyt abi sete geliyor. Atın üstüne biniyor. 3, 2, 1, action! Tıkıdık 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 ve kafadan atla beraber duvara giriyor. Ama çimento donmuş duvar gerçekten hapishane duvarı gibi bir duvar olmuş. Diyor ki yavrum hatta benle parçalandık yav diyor. Herhalde rahmetli Cüneyt abi kadar Türk sinemasına çok az insan vardır bu kadar emek veren ve fiziki olarak mesleğinde bu kadar çok sakatlanan. Gurbet Kuşları'nı çektikten sonra kafasında her zaman şey var. Dünya standartlarında bir aksiyon oyuncusu olmak ve
akrobatik anlamda, fiziğini kullanma anlamında çok profesyonel olmak. Bu yüzden ne yapıyor? O dönemde Medrano Sirki diye bir sirk geliyor İstanbul'a. Ve o sirke gidiyor, rica ediyor. 6 ay boyunca hiçbir ücret almadan o sirkte eğitim görüyor. Bunu da nasıl görüyor biliyor musunuz? Cüneyt abinin kendi ağzından söylüyorum. Bu Gurbet Kuşları filmini çektiğinde 500 kağıt kazandım ondan diyor. Bu 500 kağıt da diyor benim İstanbul'da bir yıl yaşamama ve bu aktörlük donanımıma, aksiyonla alakalı donanıma yetecek kadar bir paraydı diyor. Onun için tabii o dönem güzel bir para. Biliyorsunuz Cüneyt Arkın aslında bir doktor. Ama kalbinde ve ruhunda sinema, bu beyaz perde ve aktörlük o kadar büyük bir yer kaplıyor ki doktorluk mesleğinden feragat ederek aktörlüğe geçiş yapıyor. Hatta Cüneyt abinin 1980'li yıllarda yayınlanmış sağlık makaleleri var. Bir gazetede köşe yazıları yazıyor sağlıkla ilgili. Muhteşem donanımda bir adam. Efsane bir adam. Hatırlasınız ya, yanlış hatırlamıyorsam Malkoçoğlu filmiydi. Hepsi tutuklanmışlar cengaver arkadaşlarıyla beraber. Kötü adam sorar, Malkoçoğlu hanginiz? Oradan birisi kalkıp der ki Malkoçoğlu benim. Diğeri der ki hayır, Malkoçoğlu benim. Öbürü der ki değil, o bu, Malkoçoğlu benim. En sonunda jönümüz esas çocuk Cüneyt Arkın çıkar, der ki Malkoçoğlu benim. Ne kadar içerisinde teknik hatalar olsa dahi o dönemin gençliğine gerçekten çok kıymetli şeyler aşılamış filmler ve bir aktördü Cüneyt Arkın. Birbirini sevmeyi, dost ve arkadaş olmanın ne demek olduğunu, yarenliğin ne demek olduğunu, güvenin ne demek olduğunu gençlere aşıladığını düşünüyorum. O kadar teknik imkansızlıklara rağmen. Cüneyt abi aslında ilk evliliğini 1964 yılında yapıyor. O dönem evlendiği hanımefendi Güler Makon, o da bir doktor. O evliliğinden Filiz adında bir kızı var, bir kızı oluyor. Ondan sonra 1968 yılında boşanıyor. Boşandıktan bir yıl sonra da Betül Cüretli Batur'la, Işıl Hanım'la evleniyor. Bu evliliğinden de iki tane çocuğu oluyor, Kaan ve Murat. Bir de rahmetli Cüneyt abi iki evladı da çok benzerler. Evlatlarını gördüğünüzde sanki onu görmüş gibi olursunuz. Babalarına çok benzerler. Ayrıca Murat çok yetenekli, çok önemli bir aktör Türkiye'de. Hatırı sayılır işlerde oynadı. O da babasının izinde. İyi bir aktör. Kahramanlar canlıyız. Yurdu yaşatmak için. Rahmetli Cüneyt abi bütün kariyeri boyunca birçok ödül aldı. Çok fazla ödül kazandı. Düşünseniz ya, 2 yılda 30 sinema filmi çekmiş. 2 yıla 30 sinema filmi sığdırmış. Kariyeri boyunca 330'dan fazla sinema, dizi ve tiyatro oyununda oynamış. Döverim seni. Hepinizi döverim lan. Ben biraz aldığı ödüllerden size bahsetmek isterim. 1963 Artist Mecmuası Aktris yarışmasını kazanmış. 1969 yılının en iyi erkek oyuncu ödülü almış. Filmin adı da İnsanlar Yaşadıkça. 1972'de en iyi erkek oyuncu ödülü almış, Yaralı Kurt. 1972 Adana Altın Koza Festivali'nde kazanmış bu ödülü. Bu ödülü kabul etmiyor kendisi. Ama kayıtlarda o ödülü onun aldığı kayıtlı tabii, onun aldığı yazılı. 1976 yılında yine en iyi erkek oyuncu ödülünü almış. Mağlup Edilemeyenler filmiyle Altın Portakal'da. 1999 yılında Yaşam Boyu Onur ödülü almış. Yine Altın Portakal Film Festivali'nde. 2013 yılında Yaşam Boyu Meslek ve Onur ödülü almış. Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından verilmiş bu ödül. 2013 yılında Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü almış. Kültür Bakanlığı ve Sanat Büyük Ödülünü kazanmış. Cüneyt abi sanki evimizden bir insan gibi, sanki bir akrabamız gibi, kuzenimiz, amcamız, dayımız, yani onun filmlerine vakıf olan insanlar Cüneyt abi rahmetli olmadan önce bir yerde gördüğünde hiç yabancılık çekmeden yanına gidebilirler. Çünkü kendi ailemizin, kendi evimizin bir ferdi gibi. Biz hepimiz onu tanıyoruz. 330'dan fazla film, 2 yılda çekilmiş sadece 30 film. Mümkün değil çekilmesi ama o dönemin şartlarında çektiler. 1937'de Karaçay Odun Pazarı'nda küçücük bir köyde büyümüş, orada doğmuş, yokluklar içinde büyümüş. Karnını doyurmakta çok zorlanan, gencecik, çok yakışıklı, çok düzgün, tertemiz kalbi olan bir insandan bahsediyoruz. Bu insan aktör olmanın yanı sıra tıp fakültesini bitirip bir doktor da olmuş. O yokluğun içinde. Kendi ağzından söylüyorum bunu. Zaten araştırdığınızda videolarını da bulabilirsiniz. Diyor ki, karnımın açlığından uyuyamadığım geceler oluyordu. Karnımın gurultusundan uyuyamadığım geceler oluyordu. Ailemizle beraber bir yer sofrasına oturduğumuzda, hani kardeşlerimiz, bizden küçük olanlar ya da annem babam çok fazla yemek yemek istemezlerdi ki biz önce karnımızı doyuralım diye. Tüm yokluklara, tüm olumsuzluklara rağmen tıp fakültesi bitiren ve ülkenin en tanınan,
hatta dünyada çok tanınan bir aktör olmuş. Ve Cüneyt abi, yine kendi ağzından söylüyorum, asla izleyicisiyle, onu seven insanlarla bir aktör, bir artist, bir fan gibi hayatını hiçbir zaman sürdürmedi. Onlar her zaman izleyicisi, onun kardeşiydi, annesiydi, bacısıydı, dostuydu ve hep onlarla kucaklaştı. Benim kardeşim de bir aktör, biliyorsunuz. Sevgili Yiğit Uçan, ona da selamımız olsun buradan. Çok iyi bir aktördür ayrıca. O benden çok daha şanslı. Son yaptıkları işte, o fenomen bir işte oynuyorlar şu anda. Sevgili Cüneyt abiyle çalışma imkanı buldu. Onunla beraber aynı sofrada oturup yemek yedi. Onun anılarını dinleme fırsatı oldu. Yiğit'e gerçekten çok imreniyorum. Keşke onun yerinde ben olsaydım. Cüneyt abiyle çok defa bir araya geldim ama çok uzun 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 günlerce konuşacak öyle bir imkanımız yoktu tabii. Benim çocukluğumun kahramanı. O insan olarak da çok iyi bir örnekti. Bir aktör olarak da çok iyi bir örnekti. Cüneyt abi 28 Haziran 2022 tarihinde maalesef ansızın geçirdiği bir kalp durması sonucu 84 yaşında bizlere veda etti. Maalesef sevdiğimiz insanlar bazen hayatımızdan, önümüzden çekiyor gidiyorlar ama bir sona değil, başlangıca gidiyorlar. İman ettiğimiz için, kalplerini bildiğimiz için onların yerlerinin çok güzel olduğunu da biliyoruz. Cüneyt abi de bence onlardan bir tanesi. Teşbikye Camii'nde bir namazı kılındı. Zincirlikuyu mezarlığında da defnedildi. Çok büyük bir aktördü. Çok kıymetli bir insandı. Çok güzel kalpli bir insandı. Sağ olsun, var olsun. Bizim hakkımız sana helaldir Cüneyt abi. Sen de o vücudundaki her kırıkta olduğu gibi, her gözünün yaşının aktığı gibi, o setlerde harcadığın emek gibi sen de bize haklarını helal et. Ketebe'nin katkılarıyla hazırlanan Böyle Şeyler Filmlerde Olur sona erdi.